Cuma pazarı, bugün Aslanbucak'taydı. Kemer Aslanbucak yakın olduğu için buraya pazara geldik. Şey, kıl biber alacağım ya, kayınvalidem kıl biber istedi. Biri de başlığı bulabilirsen, biri de başlığımı da değiştireceğim. Şu tık tık takılanlardan var ya, yuvarlak olan. Bunlardan değildi. Aslında bunlar da çok güzel siliyordu ama işte bunun şeyi, başın fırçası bende var mı bilmiyorum. Yıkayacak kovam da yok. Değiştirmişken ya seti değiştirmem lazım. Merhaba. Bu dönem başlıklı villadaların temiz şeyi var mı sizde? Sadece ucu mu? Evet, uç lazım. Mandallarınız ne kadar? 20 liraymış. 24 tane var içinde. Ben dün 144 tanesini kaça aldım? 50 liraya aldım ya. Seçal daha uygunmuş demek. Neyse, kadın duymasın. Hele şu işi halledelim de. Kıl biber alacağız. Ben aslında bu hafta pazara da gelmedim ama şeyden almak istiyorum. Yok yok, şimdi paşetlere zor olur. Ben kendi motorumla çarşamba günü almak istiyorum. Şimdi domatesim, salatalım, meyvem var. Patates, soğanım var. Acil olan şeyi acil alacağım. Şey, yok, kıl biber istedi anne, onu alacağız. Bakarız gene, şöyle bir dolaşırız. Tamam, kalmamışım. Teşekkürler. Fiyatları gösteriyorum size. Patlıcan 15. Biberler 25. Heh. Bu kıl biber değil mi? Hayır. Değil mi? Acı yok. Yok, acı olmayacak. Ne? Kıl biber mi diyorlar bunu? Ha, değil. Ondan istemiyor işte. Kıl biber istiyor. Bu neymiş? Naşi. Sabah turistler reçet ettim dedim ya sana. He. O oğlan yeri bana bir tane bundan, bir de 50 TL getirmiş başlı olarak. Yedin mi? Yo, duruyor dükkanda bir tane. Nasıl aldım, bir meyveymiş hiç bu? Hiç bilmiyorum. Taze mi? Hepsi taze abi. Eski sokak tatlarından neler kaldı bakın işte. İstanbul'da da bir yoğundur böyle simit falan ama. Şöyle vereyim. Benimki poşette kalsın, ben simitimi yiyeceğim. Ben kahvaltı yapmadım çünkü Yusuf yaptı kahvaltısını. Benim iştahım yoktu nedense. Dünkü annemin koyduğu brownie'den yedim. Bu arada Yusuf'a acı şili biberi aldık ve kayınvalidem istediği kıl biberden aldık. Halka tatlı 12,5'muş. Simit peynirle ne kadar? 15 lira. 15 lira peynirle simit. Arasına peynir sürdürüyoruz. Bim bulacağız da. Bim sanırım şu aradan şöyle mi çıkacaksın? Kolonya için. Bu caddede yok mu? Yok mu? Diğer caddede bir de ha. Trafik caddede ha, şu var. Aşağı. Şoktan bulamaz mısın? A101 de var aşağıda. Bak. Biz sona gidiyoruz zaten. Arasa yetişelim de. Aslında ben pazar... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şeyde ben seviyorum pazarda tekstili gezmeyi ama maalesef zamanımız yok. Tamam. Bunun içine İşte önce istersen onu götür. Gerçi o da lavantalı. Hiç fark eden bir şey yok. İçine koy azıcık. Al, boşalt götür. Sen çek. Biz eve geldik. Şu yüzey temizleyiciyi aldık. 45 liraymış. Kaç litre var? 2,5 litre. Ama 35 yazıyordu orada. Etiket değişmemiştir. Bir de kolonya aldı. Kolonya orada da 90 liraydı. Bim'de de 90. Evet. 55 lira. Hayır, tam eğildim baktım 90 liraydı. Şeyde de 89 liraya geçti Bim'den. Hiç fark eden bir şey yokmuş yani. Kaç litre? 1 litrelik. Neyse, sen malzemelerini al git. Ben de sen ufak tefek ne aldıysak onu göstereceğim. Bim'in fişini mi? Evet. Hayır, Bim'in fişini almadım. Şeyinkini aldım. Şu neyinki? Salı pazarınınki. Al. Bulaşık makinem sıktı. Şunu bayağıdır arıyordum. Diyorum ya, halıları fırçalayacağım falan diye. İşte bu olduğu zaman her tarafı fırçalı. Hiç halı fırçalama şeyine, tekniğine gerek kalmıyor. İnşallah ağzı uyar ama. Standart dedi kadın ama. Rengi uymayacaktır büyük bir ihtimalle süpürgenin başlığına ama olsun. Su aldık. Tanesi 4 liradandı. 6 tanesi 6, 12, 18, 24 lira şöyle. Çok uygun. Su uygun en azından, Allah'a şükür. Acı biber aldık. Bunun yarısını yemeğe buraya böleceğim. Yarısını bizim turşu, bize birazcık farklı bir turşu yaptıracağız. Çok acılı sevdiği için Yusuf. Onun dışında ne aldık? Tatlı aldık. Onu yedik. Benim de üzüm 17 miydi? 18 lira mıydı? Neydi? 1 kilo üzüm aldım. Pazarda 50 liraydı üzüm. İyi yaşa. Teşekkür ederim. Şöyle sarı çekirdeksiz üzüm. Bizim bahçede de böyle sarı üzüm oluyor değil mi? Çekirdekli mi, çekirdeksiz mi bizimki? Çekirdekli var, çekirdeksiz de var. Hı. Ama bu sene olmadı. Ağacımız dinlenmeye verdi. Bu bisküvilerden annem hep alırdı. Ama sadesini. Bu sefer portakallısını buldum. İki tane aldım. Birini kayınvalideme indireceğim. Birini bize.
Seni seviyorum benim. Hoşça kal canım, kolay gelsin. Görüşürüz. Hayırlı işler. Benim makinem sıktı, ellerimi yıkayayım, bir soluklanayım. Suları da dolaba birkaç tanesini koyayım. Şunları aşağı indireceğim. Bugün turşu yapacağız kayınvalidemle. Çamaşırlarımı asmam lazım. Şunun hepsini yapma beni. Hayır hayır, ayıracağım. Yemelik ayıracağım. Hoşça kal. Aras'ı bekliyorum. Aras kuzu gelsin. Şeyi bir sor bakalım. Bak, pişireceğim. Hı. Şuraya Aras'ın odasını değiştirip şey tereden koyacağız. Hı. Yani diyorum adası Aras'ın saatten şuraya şöyle bak. Şu dolabı şuraya çekeceğiz. Bu yatağı şuraya çekeceğiz ki hemen hava alsın. Televizyon getirip bura koyacağız. Tamam mı? Bura ona güzel bir yer ayarlayacağız. Yani. Yusuf diyor ki 2 artı 1 evde diyor. Üçüncü televizyonu alalım Aras'ın odasına diyor. Yok, hayır, ben Aras'a, de hayır diyorum tabii ki. Aras'a yer koyacağız. Diyor. Aras'a sen yeter ki oğlum artık odanda yatıyorsun de. Ona illa onun bak çalışma masasına ihtiyacı var. Masaüstü bilgisayara ihtiyacı evet, var. Evet. Daha onları almamız lazım televizyondan acilse. Ne diyordum? Aras gelsin, pişir atıştıralım. Hoşça kal. Onu şimdi öğlene ayağına sürülecek ilacını sürmem lazım. Ondan sonra burayı ayırdım zaten de. Şunlar tentir diyotlar falan. Sabah onu pansuman yapmıştım. Bunlar atılacak. Öğlen yapılacak olan sadece şu krem sürülecekmiş. Şuraya ne damladı acaba da bu şeyler hemen buraya saldırmışlar. Yani öyle. Süpürge başlığını 55 liraya aldım. Kızlar hatırladığım kadarıyla. Kıl biber de 35 liraydı kilosu. Yarım kilo aldık. Şili biber 20 liraydı. Hatırladıklarım bunlar. Şuraları toparlayayım. Yusuf sabah kahvaltı hazırladı. Her yeri birbirine katmış. Nevresimlerimi değiştirmiştim. Biraz uzandım burada. Halsizdi. Halsiz hissettim kendimi. Bugün hiç nedense böyle enerjim yok bir şey yapmaya ama bu turşu işini falan aradan çıkarmam lazım. Şu yastığımın şurası sökülmüş. Bunu dikeceğim. Kral havlıyor dışarıda. Aras gelmek üzeredir. Mandallar pazarda çok pahalıydı. Şu aynanın kir silinmesi lazım. Üstümü bir değiştireyim. Hayır bebeğim. Bakayım ayağına. Çıkmak istiyorum ama. Bakayım bebeğim. Gördün mü bak iltihabı yine toplanmış. Bu iltihabın çıkması için dur elleme. Kirli ellerini elleme. Toplaması gel. Ne? O iltihabın akıtması için gene krem süreceğiz. Oğlum aldığım kombinleri her gün giydiriyorum. Kalk göster tişörtünü. Dışarısı yok anneciğim. Otur bak sana sofra açtım. Yemek hazırladım. Ya ama. Bir ayağa kalk boyunu posunu görsünler kaç gündür. Dışarıya. Ben de benimle kalmanı istiyorum. Ne yapacağız? Ya. Ayağın iltihap tekrar toplamış kapalı kaldığı için çorapta. İlaç süreceğiz. Ellerini yıka da gel. Sen giydiriyorsun işte. Hadi aşkım. Yastığımın ucu açılmış diye bütün silikonları dökülmüş. Oy, bu çamaşırlar asılacak koyu renkler. Böyle sanki azıcık uyumak istiyorum ben ya. Vallahi billahi hiç takatim yok gibi. Ama evdeki işler de beni bekliyor. Daha turşuyu aşağı ince. Uykusuzluk da aslında yok bende ama yani uykumu aldım gayet iyi uyudum. Boşalım. Diğerlerini bir yerleştirelim. İkincilik makinamı attım. Arasının çantasını kaldırdı. Fotokopiden ödeviymiş. Şimdi şu süpürgemin başlığını sizinle bir değiştirelim. Demişlerim. Bir de aradaki genişlik farkını göreceksiniz. Gördünüz mü? Boruları da inşallah uyuyacaktır ölçüsü. Şu daha geniş. 55 liraydı bu arada. Çok çok iyi oldu. Aa olmadı. Büyük geldi. Gördünüz mü büyük geldi. Kız standart demişti ama. Aslında silikonum olsa kenarına Yusuf şey yapardı ama. Bir de tekerlekli çok güzel. Tam aradığım şey. İnanın. Ne yapacağız?
Neyse, ona bir çare düşünürüz herhalde. Geri götürüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Onu bir şeyle elbet sıkıştırırız ya da silikonlarız. Aynen. Öyle yapalım. Şimdi çamaşırlarımı asmaya geçeceğim ama telefonumun hiç şarjı yok. İlk vlogumu bitirdim. İkinci vloga başladım. O da şarjım %5. Azıcık gözümü kapattım, uzandım. Telefon çaldı. Banka aradı. Otomatik şeye bağlatalım mı? Fatura ödemeye. Ben dedim ki lütfen hanımefendi, sisteme daha önce zaten bilgi vermiştim. Bu konuyla ilgili aramak istemiyorum diye. Çünkü başka bir bankada zaten otomatik bizim faturalarımız ödeniyor. Bugün evde doğrudan çamaşırın dışında bir iş yapmadığımı fark ettim de ama şu başlığa bir çare bulsaydım evimi bir süpürürdüm seve seve. Şimdi terasa gidiyorum ama sizi götüremeyeceğim. Çünkü mandalım da bol olduğu için böyle sere serpe bol bol çamaşırlarımı sereyim ama sizi götüremiyorum. Şarjım yok. Tripod'tasınız ama birazcık şarjım da olsun. Sonra da şu çamaşırlarımı serdikten sonra aşağı ineyim. Havuç ve sarımsak götüreceğim kayınvalideme. Bir de bidonları vardı bende. Şey için kullanıyordum. Un için. Un vermişti daha önce içinde bidon. Un olan bidonu vermişti bana. O bir hemen hemen bitti sayılır. Onu indireceğim. O bidonlara turşumuzu kuralım. Arasuz dışarıya çıktı. Çok sıcak. Ev sıcak yani. Gerçekten böyle sabretmesem klima açılacak derecede. Şu ters düzleri yapıyorum da. Tişörtleri, gömlekleri. Hazır hava esiyorken bunları halledelim. Beni güneş çarpmış da olabilir. Çünkü sıcakla gittiğimiz saat de tam öğlen saatiydi. Sanki böyle başım dönüyor. Ya da susuzluktan da olabilir. Evdeyken su içmeyi unutuyorum. Restoranttayken bolca içiyordum. Hareket halindeydim. Terliyordum. Burada sürekli unutuyorum bu olayı. Bu da kötü oluyor tabii ki. Yoğunlukta hep Aras'la Yusuf'un kıyafetleri. Ben bugün bu boydan elbisemi giydim. Beğendiniz mi? Evde giymeye tam havada bir tık hani tabii Ağustos'a göre serinlediği için rahat rahat giyerim diye düşündüm. Bir iş evde yapmadım diyorum ama nevresimleri değiştirdim, pikemi değiştirdim, çamaşır yıkıyorum. Akşama yemek yapacağım, turşu yapacağım. Daha ne olsun? Bunlar da bir şeydir. Alışverişe gittim geldim eşimle değil mi? Evet. Haydi sizi şarjınızı daha fazla zorlamadan, yormadan. Oo benim aşkım hoş geldin. Canım hoş geldin. Sofrada karpuz, çorba, salata. Hepsi seni bekliyor. Dünden mezelerim o kadar dehşet lezzetli olmuşlardı ki. Hem o kapya patlıcanlı şeyim. Meze gibi çok güzeldi. Taratorum da var. Akşama yine yanlarına bir şey yapar. Atıştırırız. Akşama balık mı yapsam diyorum yoksa mantar soslu tavuk mu yapsam bilemedim. Düşünüyorum. Çeşidim için malzemem var ama mantar da daha çok kışı. Aras bana su şişesi çıkarsana ben de içeyim annem. Şey doldurabilir miyim? Kimle anneciğim? Şeyle Roblox. Kimle? Altıyı ettik. Biz turşularımızı kurduk. Şimdi göstereyim size. Güneş battı da şuraya güneşliği çekeceğim. Bir de şu örtüyü düzelteceğim. Salonu süpürdüm. Mutfağı süpürdüm. Başlığı bir şekilde ıslak mendille sıkıştırdım oraya. Çok güzel temizliyor şeyleri kızlar. Böyle tırtıklı tırtıklı görüntüsünü fark ediyor musunuz üstten? Fırçası olduğu için çok güzel böyle halıyı silkeliyor resmen. Çok memnun kaldım başlıktan. Evet ölçüsü uymadı ama tekrardan git gel değiştirle uğraşmayacağım açıkçası. Şuraya tenter diyot değdi. Bu tenter diyotları şey yapmam lazım. Çamaşır suyuyla silmem lazım. Şimdi şöyle acı biber turşusu kurduk Yusuf için. Bu özellikle sadece ayrı acı. Bunun dışında karışık havuç ve sivri biber turşusu büyük depmeyle aşağıda kurduk. Onu aşağıda bıraktım. Bunu zaten kayınvalidem için yaptık. Biz hazır olduğu zaman bölüp alacağız. Bize önemli olan şu acı olsun da. Biz biliyorsunuz çünkü marketlerden falan da şöyle yapıyoruz. Şöyle sürekli küçük biber turşularından alıyoruz. Bu şekilde hem daha doğal hem daha maliyetsiz hem de daha fazla olur diye düşünüyorum. Altında bayağı yer kaldı. Aslında elimdeki biraz daha kalan sivri biber şey bu acı şili biberlerinden de yapıp koyabilirim. Onun dışında tezgahımı temizledim. Bulaşık makinemi boşalttım. Evlerimi süpürdüm. Oh, bir makina çamaşırım vardı. Onu
terasa serdim. Şimdi ikinci makinamı sermeye geçeceğim. Kayınvalidemin yanında aşağıda patates sulusu yemeği yaptık, etli. O aşağıda pişerken ben de yukarıda hızlıca pilav yaptım. Bulgur pilavı. Yemekleri biraz fazla yaptım ki belki yarına da kalırsa en azından yemek derdim olmaz. Pilav, makarna gibi şeyler joker yemekler genelde. Böyle kalsa bile sonrasında ertesi güne yeniliyor yoğurtla falan. Ocağım temiz değil. Ocağımı temizleyeceğim. Tabii yemeğin bitmesini bekliyorum. Buradaki tezgahımı falan sildim. Ondan sonra şu dolap ve tezgah arasındaki fayanslarımı sildim. Şu koltuk örtümü düzenleyeceğim. Arasın odasında bugün bir işlem yapmadım. Bu halımın niye yerini değiştirmiş bilmiyorum. Yatak odamı süpürmedim. Buraya vaktim bile kalmadı doğrusu. Şurayı bir kapatalım. Aras Serkan'la aşağıdalar. Kayınvalidem aşağıda. Yusuf'u yemeğe çağırdım, dedim bir yarım saat sonra yemek hazır olacak, geldim. O dedi ki müşterim var şimdi, gelemem. Bunu yıkayacağım. Banyoda ondan sonra kaldırırım bunu. Lavabomu yıkadım zaten bugün. Yani öyle. Bu elbise bayağı rahat şey olduğu için, kumaşı. Şu çiçeklerim birazcık sulayım ama önce bir şeylerimi asmam lazım. Çamaşırlarımı sermem gerekiyor. Işığımızı da kapatalım. Şimdilik ışıkla bir işimiz yok. Yine moralsizim bir şey yapmam dedim ama yine olan işler oldu. Neyse, turşuları hallettik en azından. Yemeğimizi yaptık. Kaynana gelin gene ortak menü yemeğimiz vardı. Açık renklerim asılacak. Mandallarımın hepsini arastım. Mandallarımın hepsini çıkardım. Bir kısmını şuraya kullanmıştı. Kırmızılarmış. Morun biraz yarısını. Diğer mariymiş, pembeymiş falan. Onlar buraya kaldı. Onları şimdi şunları sereceğim. Mezoş, ne istiyorsun Mezoş? Ha, kediciklere mama yaptım. Şey vardı. Yemek artıklarım vardı. Onun dışında dubaya tekmeğim vardı. Onu şey yaptım. Yumuşattım. Kediciklere mama yaptım. Onları doyurdum. Oy, çamaşırlarımızı serelim o zaman.